1, 2, 3, 4 eşitlikleri verilmiş. Yukarıda verilen eşitliklerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Arkadaşlar verilen eşitlikleri tek tek kontrol edelim. Birinci eşitlikten başlıyoruz. Eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3. 4 tane eksi 2 bölü 3 sayısı çarpılmış. O halde işaretlediğimiz yer eksi 2 bölü 3'ün dördüncü kuvvetidir. 4 çift sayı olduğundan eksi 2 bölü 3'ün dördüncü kuvveti aslında 2 bölü 3'ün dördüncü kuvvetine eşittir. Her ikisinin de işareti pozitiftir. 2 bölü 3'ün dördüncü kuvveti ters çevrilerek 3 bölü 2'nin eksi dördüncü kuvveti olarak yazılabilir. Yani birinci eşitlik doğru verilmiştir. Şimdi ikinci eşitliğe bakalım. 2 üssü eksi 1 çarpı 2 üssü eksi 1 çarpı 2 üssü eksi 1 çarpı 2 üssü eksi 1. 4 tane 2 üssü eksi 1 sayısı çarpılmış. Yani 2 üssü eksi 1'in 4. kuvveti yazılabilir. Kuvvetin kuvveti alınırken eksi 1 ile 4'ü çarpmamız yeterlidir. O halde 2 üssü eksi 4 işlemin sonucu olacaktır. Ancak ikinci eşitlikte sonuç 2 üssü 4 olarak verilmiş. Yani yanlış verilmiş. Şimdi üçüncü eşitliğe bakalım. 2 üssü eksi 1 artı 2 üssü eksi 1 artı 2 üssü eksi 1 artı 2 üssü eksi 1. 4 tane 2 üssü eksi 1 sayısı toplanmış. O halde işlemin sonucu 4 çarpı 2 üssü eksi 1 olarak yazılmalıdır. 2 üssü eksi 1 sayısı 1 bölü 2 kesrine karşılık gelir. 4 çarpı 1 bölü 2 işlemini yapalım. İşlemin sonucu 4 bölü 2'dir. Bir başka deyişle 2 doğal sayısına eşittir. Yani 3. eşitlikte doğru verilmiştir. Son olarak 4. eşitliğe bakalım. Eksi 1 bölü 9 çarpı 1 bölü 9 çarpı 1 bölü 9. Arkadaşlar 1 bölü 9 sayısı 3 defa çarpılmış ve önüne eksi işareti konulmuş. O halde işlemimizin sonucu eksi 1 bölü 9'un 3. kuvveti olarak yazılır. Bu ise eksi 1 bölü 9 3 üssü eksi 2 sayısına karşılık geleceğinden 3 üssü eksi 2'nin 3. kuvveti olarak yazılacaktır. İşaret eksi olacak şekilde eksi 2 ile 3'ü çarpıp kuvvete yazdığımızda eksi 3 üssü eksi 6 işlemimizin sonucudur sonuç doğru verildiğinden 4 numaralı ifadeye de doğrudur diyebiliriz. O halde doğru cevap 1, 3, 4 olacak şekilde D seçeneğidir.